da cevap veremiyor. Zuhur teyzeciğim, biz yatsak olur değil mi? Olur tabii güzel kızım, siz yatın. Ben Hande'den haber bekliyorum. Her zamanki gibi açmıyor telefonlarını. Her zamanki Hande işte. Sen telaşlanma, gelir birazdan. Heh, nihayet lütfedip bir mesaj yolladı. Anne açamadım, kusura bakma. İş güç bakınıyordum. Aramayayım şimdi, ötmesin bangır bangır telefonun. Bizim çifte kumruların cilveleşme zamanıdır şimdi, rahatsız etmeyi. Oradalarsa kapama sakın, dinlesinler. Yaman, Betül, ben gelmiyorum artık. Rahat bir nefes alabilirsiniz. İnsan bir kere düşmeye görsün işte. Yıllarca dostum sandığım arkadaşım kocasını kıskandığı için burnumdan getirdi. En zor günlerimde. Kızma hemen Betül. Ben sana açık oldum. Yaman'la geçmişimiz var ama bitti dedim. Ya ben açık oynadım açık. Sinsice iş çevirmedim. Ama haklısın. Kocan da evinde senin olsun. Hande gitti işte. İkinize birbirinize mübarek olun. İyi geceler. İyi geceler. Zuhur teyze, iyi geceler. İyi geceler. O ne? Hande, sana yazmış. Al oku. İlgilenmiyorum ben ya. Okumak istediğini ikimiz de biliyoruz Yaman. Ha, ben de sana diyorum ki okumak istemiyorum. Ben de sana diyorum ki ben hayatımda artık gizem istemiyorum. Aklın bir köşesinde Hande bana ne yazdı diye düşünmeni de. Okumuyor musun? Tamam, ben okurum. Ah be Yaman, baş belandan kurtuluş yok sana. Dün gece sen Betül'ün kollarındaydın ve ben bütün gece uyumadım. Uzun uzun düşündüm her şeyi. Sonra kendimi acıdım. Biliyor musun, ilk defa sevdiğim adamı başkasının teslim etmenin acısını yaşadım. Kısmet böyleymiş. Sen Betül'ün kısmetiymişsin. Şu anda seninle yatak odasında ben değil o uyuyorsa, bunu bana borçlu olduğunu unutuyor. Birbirinizi çok mutlu edin, olur mu? İkinizi de seviyorum. Ama seni daha çok. Hande.